Öncelikle KHK ile ihraç edilenlerin veya kurumu kapatılıp işsiz bırakılanlara nasıl geçiniyorsunuz diye sormuştum. Seçenekler arasında özel ders veriyorum, el işi veya pazarcılık yapıyorum, online satış yapıyorum ve bir de yardım ile geçiniyorum seçenekleri vardı. Çıkan sonuçlar tabii ki çok ilginç. 1676 kişinin katıldığı bu ankette katılanlara göre katılanların %50'si yardım ile geçindiğini söylüyor. Yine %25'i el işi ve pazarcılıkla uğraşıyormuş. Geri kalan %25 ise özel ders ve online satış yaparak geçindiğini belirtti. Bunların tabii bir kısmının aynı anda hem yardım hem de yukarıdaki seçeneklerden birinin yapma ihtimali var. Sonuç olarak yani sonuçlar gösteriyor ki yardım alanlar %50'yi kolaylıkla geçiyor. Bu tabii ki hem iyi hem de kötü bir durum. Ortaya çıkan bu tablo çok önemli bir problemi de gözler önüne seriyor bence uzun vadede bu sürdürülebilir bir şey değil ve sürdürülebilir bir mekanizmanın gerekliliğini işaret ediyor. Biliyorsunuz Türkiye'de KHK ile ihraç edilen veya kurumu kapatılan, kurumu kapatıldığı için işsiz kalan insanların birçoğu başka iş yerlerinde çalışmaları da mümkün değil. Bu sebeple belki bilmeyenler vardır ama KHK ile ihraç olan insanların çoğusu ya inşaat sektöründe veya başka sektörlerde ama kayıt dışı olmak suretiyle çok kötü şartlarda çalışmak zorunda kalıyor. Veya iş bulamıyor veya tamamen ailesinin ve arkadaş çevresinin yardımıyla geçinmek zorunda kalıyor. Bu nihayetinde acilen çözülmesi gereken çok önemli, çok büyük bir problem. Biz de bugün size bu konuda geliştirdiğimiz bazı projelerden bahsetmek istiyoruz. Uzun vadede hem yardıma muhtaç kişi sayısını azaltmak hem de kendi kendini ayakta durabilen, kendi ihtiyaçlarını görebilen insan sayısını arttırmak. Bu sayede daha sürdürülebilir şartlar oluşturmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bu, bu amaçla bazı çalışmalar yaptık. Yaptık diyorum çünkü bunların hazırlanmasına pek çok kişinin emeği ve çabası söz konusu.